Değerli basın emekçileri, Anayasa Mahkemesi'nin sendika seçme özgürlüğünü engelleyen, yandaş ve yancı sendikacılığı teşvik eden, sendikal tekelleşmeye neden olan, yüzde iki barajını kaldıran kararının gerekçesi, dün 5 Mart 2004 tarihinde resmi gazetede yayınlamış bulunmaktadır. AYM'nin gerekçeli kararının yürürlüğe girmesi sonrası, Yıllardır memuru ve emeklisini masa başlarında satıp yoksullaştıran, iktidarın arka bahçeliğini yapan, üyelerini fakirleştiren ancak üyeleri üzerinden zenginleşen, saltanat süren memur sen ve kamu sen konfederasyonlarının yönetici ağları ağlamaya, sızlamaya bu haksızlığın iptali için AYM'de dava açan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizim gibi tam bağımsız emek mücadelesi veren gerçek sendikacılık yapan sendikalara ve kararı veren AYM'ye saldırmaya başladılar. Bilindiği üzere malum konfederasyonların daha önce toplu sözleşmeyle getirdikleri yüzde bir barajını Danıştay oy birliğiyle iptal etmişti. Yüzde bir barajı iptal edilince apar topar adı geçen konfederasyonların yetkilileri iki gün mecliste kamp kurarak bu kez barajı yüzde ikiye çekerek anayasa mahkemesi kararına garabet diyen bu konfederasyonlar söz konusu garabet kanunun çıkması için nöbet tuttular ve çıkarttılar da. Yüzde iki barajının iptal edileceğini bile bile bu hukuksuzluğa sebep olanlar şimdi kalkmışlar mağdur edebiyatı yapıyorlar. CHP ilkesel olarak doğru olanı yapmıştır. AYM kararı da yürürlükte olan pozitif hukuk açısından doğrudur. Bütün sendikallara toplu sözleşme ikramiyesi verilmiş olsaydı o zamanlar komisyonlarda da söyledik bunu dava konusu bu yapılmayacaktı. Bu skandalın bütün sorumluluğu Memurstan ve Sen'in hukuk bilmez ve tanımaz yöneticileri ile AKP iktidarıdır. Kıymetli basın emekçileri, Yüce Mahkememiz AYM'nin gerekçeli kararı incelendiğinde her birinin ders niteliğinde olduğu görülmektedir. Gerekçeli kararda yüzde iki barajının sendikalı kamu görevlileri arasında farklılık yarattığı, kamuda çalışan sendika üyeleri arasında ayrımcılığa neden olduğu, yüzde iki üzeri sendikaların lehine bir düzenleme olduğu, dolayısıyla eşitsizliğe sebep olduğu, yüzde iki altında kalan sendikaların üye kaybettiği, örgütleme özgürlüğüne müdahale edildiği, çalışma barışını bozduğu, Sendika kurma hakkını sınırladığı, mali ve sosyal haklar açısından ayrımcılık yaptığı ve eşit işe eşit ücret ilkesini zedelediği, sendikal rekabeti engellediği, yeni sendikaların kurulmasını fiilen de engellediği, sağlanan devlet yardımının bariz bir şekilde sendika aidatını aşması çalışanları dolaylı olarak yandaş sendikaya üye olmaya zorlayıcı boyuta ulaştığı, sendikaların gücüne karşı çalışanı korumayı amaçlayan, sendikaya üye olmama hakkını sınırladığı bir başka anlatımda negatif sendikal örgütlüğünü ihlal ettiği hususlarının altını önemli çizmiştir. Bu konfederasyonların yöneticileri saltanatlarını sürdürmek için gerek devletin ödediği aidat ile gerekse görevde yükselme ve ünvan sınavlarında tayin işlerinizde yardımcı oluruz vaatleriyle memuru sendikalarına üye olmaya zorunlu kılmaktadırlar. Dün akşam bir TV kanalında Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konu ile ilgili beyanlarını bugün de Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçı'nın aslında bunlar memurdan sorumlu hükümetin memurdan sorumlu genel başkanı ve genel başka şey genel müdürü ve genel müdürü yard, yard, yardımcıları görevini görüyorlar. Üzülerek izledik ve dinledik. Sendikacılık adına bizler utandık. Özetle söyledikleri sendikaya üye olan ile olmayan arasında bir fark olsun diye yoksa rekabette kendimize avantaj sağlayalım diye bu yasa çıkmadı. Sendika kurmaya engel diyor, değil diyorlar ifadeleri. Tam tersi, sendikalar arasında fark yarattılar, kendilerine rekabette avantaj sağladılar. Devletin ödediği 345 lira toplu sözleşme ikramiyesi örgütlemeye engel oluyor. Aslında yanda sendikaya üye olan ile olmayan arasında fark yarattılar. Devletin ödediği aidat ile sendikacılık yapıyorlar. İşçi sendikalarından baraj örneği veriyorlar. Asgari ücretli bir işçi 666 TL sendika aidatını kendi cebinden ödüyor. Bu rakam aylık ücreti yüksek olana doğru 1500-2000 lira doğru çıkıyor. Memurun aidatını ise devlet ödüyor. Sendika aidatını kişi kendisi ödesin. Sendika aidatları ile siyaset yapıyorlar. Sendikalara parti bayrakları asıyorlar salon kiralıyor, sendika ağalığı yapıp saltanat sürüyorlar. Sendikadan yüksek maaşlar yanında ev araba parası tutarında yüksek ikramiye tazminat alıp gidiyorlar. Bu mali kazanımları tüzüklerinde de var. Değerli basın emekçileri sizlere istatistik verileri paylaşmak istiyorum. Kamu personeli sayısı 5 milyon 101 bin 689. Bunun 3 milyon 467 bin 443'ü kadrolu personel yani memur. 270 77 bin 281'i sözleşmeli personel ve 1 milyon 204 bin 526'sı da daimi işçi kadrosunda çalışan personel. En son 15 Mayıs 2023'te yapılan sayımda sendikalı olabilecek 2 milyon 858 bin 424 memurun 2 milyon 130 bin sendikal olmuş. Yani burada 728 bin kişi sendika seçmemiş. Anayasa Mahkemesi de ona atıf diyordu. Yani sendika olmama özgürlüğünü kullanan arkadaşlarımız. 886 bin 300 kişinin sendikalı olması yasak. Bunlar asker, polis, hakim, savcı, infaz koruma memuru gibi çalışanlar. Bu kişiler ile sendikalı olması yasak olanlar ile sendikalı olmak istemeyenlerin sayısı 1 milyon 614 bin 300 kişi olup toplu sözleşme ikramesi almıyor. Bu kişilere haksızlık yapıl yapılmadı mı? Bunlara da haksızlık yapılıyor. Devletin verdiği parayı eğer yasak kılmışsan onlara da ödenmesi lazım. 11 iş kolunda 240 civarında sendika var. Bunların 188'i %2'nin altında. Üye sayıları da 300, 300 bin civarında. Toplu sözleşme ikramiyesinin iptal edilmesinden etkilenen kişi sayısı 1 milyon 830 bin kişi etkilenen iptal edilince. Biz zaten alamıyorduk yüzde ikinin altını alalım. Bunların 1 milyon 588 bin 226'sı memur sen ve kamu sene üye. Bu iki konfederasyona bağlı sendikaların üye sayısı yüzde 74 bakın. Oran çok yüksek. Aslında sorun bu yoksulluğa memuru, yoksulluğa sefalete mahkum eden zorla memurları zorla kendi sendikalarına üye edip buradan bir saltanat, bir gelir elde etmeleri. Sorun burada yatmaktadır. Kıymetli basın emekçileri, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu için en son açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 18.973, yoksulluk sınırı 52.375 TL olmuş. Memur kirasını ödeyemiyor, geçinemiyor, emekli olamıyor. 2024 yılının ilk 6 ayı için alınan %15'lik zam daha tüyükün uydurma enflasyonu oranlarına rağmen 2 ayda eridi gitti. Memur emeklisi maaşı 2002 yılında asgari ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi 14.800 TL. Bu rakam hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında. Memur maaşı asgari ücretin en az üç buçuk katıydı. Şimdi iki katının ve yoksulluk sınırının çok altında. Bunlara ses çıkarmayan memur sen ve kamu senin saltanatlarını sürdürmek ve üye kaybını önlemek için 345 lira ile gündem değiştiriyorlar. Deve yüküyle kayıplarımız var. Bunların derdi üye kaybını engellemek, saltanatlarını sürdürmek. Değerli basın emekçileri, buradan %2 barajının çıkması için iki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamp kuran memur sen ve kamu sen'in basiretsiz yöneticilerine sesleniyoruz sessiz kalarak sebep olduğunuz 666 sayılı KK ile elimizden alınarak gasp edilen ikramiye, havuz, nöbet, mesai paralarımız tekrar ödensin. Ödenmesi için. Kapsam dışı bırakılan ve haksızlık yapılan 3600 ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi için. Söz verilen kira desteği ve disiplin affı için yemeklerin ücretsiz olması ve dışarıda görev yapan keşif, yoklama, icra, denetim görevi yapanlara ve yemek çıkmayan kurumlarda çalışanlara raiç bedeli üzerinden yemek ücreti ödenmesi için vergi oranlarının yüzde onda sabitlenmesi için seyyanen zamlar başta olmak üzere bütün ek ödeme ve tazminatlar emekli keseneğine sayılması için Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak içerisinde bulunan meslek branşları teknik hizmetleri sınıfına diğerleri de genel idare hizmetleri sınıfına geçirilerek ek gösteri faydalandırılması için birlikte mücadele edelim. Bu çağrıyı çok defa yaptık karşılık bulmayacağında bunların iradesini ve cesaretinin olmadığını da çok iyi biliyoruz. Buradan kamu çalışanlarına da seslemek istiyoruz. Yandaş ve yancı sendikalara muhtaç değilsiniz. Artık alternatif var. Gelen bu süreçte tam bağımsız gerçek sendikacılık yapan Türkiye'nin üçüncü büyük kamu konfederasyonu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar olarak bizlere güç verin, örgütlü olarak birlikte mücadele edip geçmişten devam eden hak kayıplarımızı telafi edelim. Milli gelirden payımızı refahtan hakkımızı alalım. 20 yıldır bizi yoksulluğa sefalete mahkum eden memurdan yana değil sermayeden yana olan sarı yandaş ve yancı sendikalardan kurtulalım.